Bugün karşımda Berk Keklik var. Berk aslında Z kuşağının bey efendisi ideal ülke nasıl bir yer sence? Ne güzel şeyler konuşuyoruz abi ya. Diyorlar ki işte ya siz bizim geleceğimizsiniz. Bir seçim kampanyası yok şöyle yapacağız işte gençlere şöyle yapacağız. Hiçbir isteğimiz, geleceğe ait kaygımız doğru düzgün giderilmiyor. O çocuklukta ne eksikti mesela? Abi ya öyle bir soru sordum ki şimdi. <laughs> Baba olunca anlarsın bakış açısıyla yaklaştı bana. O yüzden çok iletişim kuramadım. Milli güreş bu arada benim babam. Kocaman bir herif. Babaya buradan çok selamlar bu arada. Milli güreşçiymiş ekstra selamlar. Psikoloğun korku dolu anları. <laughs> çok korktuğum zaman. şaka yaparım. Kendi çocuğuma asla şunu demem. Ağlama. Benim hayatımda eksik olan şey. Psikolog. <gülüyor> <gülüyor> Biraz suçunu kabullenmek ister misin? Birazcık da senin çocukluğuna mı insek acaba? Hiç düşündün mü bir gün 22 yaşında biri gelecek karşına oturacak <laughs> mutlu musun diye soracak sana. Neler yaptın gençlik için? Z hoş geldiniz hepiniz. Klinik psikolog Gökhan Çınar ben. Bizler bu programda Z kuşağını tam da onların dillerinden, anlamlarından, anlatımlarından dinliyoruz. Bugün karşımda Berk Keklik var. Berk aslında biraz bu etiketleri sevmiyorum ama algı olarak Z kuşağının beyefendisi gibi bir yerden duruyor. Teşekkür ederim. Ama arka planda da her an içinden bir fırlama fırlayacakmış gibi ki yapıyorsun da onu zaten mizahınla. <laughs> aslında farklı renklerimizi tutuyorsun çok güzel bir şekilde. Ve bir yandan da şu çok dikkat çekici. Mesela bu programı her kuşaktan insan izliyor. Bak. Hı hı. E, sadece kendi kuşağın değil, her kuşaktan çok sevenim var. Ve bu insana sorumluluklar da verir. Kesinlikle, haliyle. Haliyle, doğru. Nasıl yaşıyorsun sen bu Z fenomeni olma meselesini? Abi ya öyle bir soru sordun ki şimdi. <laughs> ya yani, hani normal hani herkesin başına geldiği zaman bu. Doğal olarak özümsemeye çalışıyorum ilk başta. Çünkü nereden geldiğini bildiğin, ama tam olarak nasıl geldiğini anlamlandıramadığım bir sevgi var. Aa çok iyi çocuk çok iyi. Hani süper devam af be ne güzel içeriklerim var falan. Hani olabildiğince ilk başta insanlara nasıl dokunduysam o şekilde dokunmaya çalışıyorum. Onu korumaya çalışıyorum. Zaten bunu yaparken çok meşgul olduğum için diğer diğer şeylerle çok fazla ilgilenemiyorum. O yüzden hani aslında bir noktada çok yani böyle göz ardı ederek e, sabit tutmaya çalışıyorum bunu ama herkesi kucaklamak çok güzel bir his tabii ki. Mutlu musun burada olmaktan? Evet de, çok mutluyum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şahane. Ben de geldiğine çok mutluyum. Peki hayatından memnun musun bu aralar? Memnunum ya tabii ki. Yani e, çoğu şeyi bunun için e, uğraştım. Hani Şunu fark ediyorum. Lisedeyken, ortaokuldayken hep aslında şu an sahip olduğum şeyleri istemişim. Gerçekleşeceğini bilmeden. Bunlar için uğraşmışım, hayatıma gelen fırsatları hep bu şekilde değerlendirmişim. O yüzden hani mutluyum, yani istediğim şeyleri aldığım için istemeye de devam ediyorum hayattan. Niye video çekiyorsun sen? Yani gözlemlemeyi çok seviyorum, gözlem göstermeyi çok seviyorum. Komik insanlar aslında iyi birer gözlemcidir. Yani eksiklikleri, yanlışları, acayipleri, absürtlükleri çok güzel temsil et, tespit ederler. Hani bunları da gö gösterdiğim, gördüğümü gösterdiğim videolar. Hani beni aslında onlar temsil ediyor. Hani bakın böyle bir sıkıntı var. Buna kimse bir şey demeyecek mi ya? bu? E ne olacak bu canımızı sıkmaya devam edecek? Hayır etmesin. En azından bizi güldürsün. Bir tebessüm oluştursun suratımızda vesaire diye. Bunu meslek olarak yapıyorum artık. O yüzden üretiyorum. E, bu ülkede yaşamayı seviyor musun belki? Tabii ki. Çok seviyorum hem de. Yani o kadar güzel şeyler var ki beslenebileceğim gözlemleyebileceğim çok güzel hikayeler var. Kendine ait bir dili olması özellikle bu hikayelerin çok hoşuma gidiyor. Ee, çok mutluyum o yüzden. Yani burada doğup büyü, büyüdüğüm için farklı ülkelerde burada edindiğim bakış açısıyla yaşamak istiyorum aslında. Ama burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü taşı toprağı altın Sivaslıydın değil mi evet. sen? Gidiyor musun? Hı hı. Bir ayağın. Ailem orada, orada benim. Ailem orada. Tamam. Peki belki bugünün yaşam koşullarına ülkeye bir baktığın zaman ee, i̇deal ülke, ideal dünya nasıl bir yer sence? Mevcut olanı biliyoruz. Ne güzel şeyler konuşuyoruz abi ya. İnsanın sorgulamaktan, ifade etmekten çekinmediği bir dünya öncelikle. Takdir edersin ki şu an bunu çok net yapamıyoruz. Böyle çeşitli şeylerden korkutuyoruz. İnsan artık kendinin sansürü olmuş durumda yani. Bir şeyleri söylerken hep ikiyi geçtim artık üç, dört, beş kere düşünüyoruz belki. Ya yani bu ortadan kalktığı zaman bizim insanımız benim gözlemlediğim kadarıyla o kadar güzel şeyler anlatacak ki aslında birbirine. Yani en sevdiğim yanı kesinlikle ne yaşarsak yaşayalım olayın bir noktada komediye gelmesi. Yani başımızdan doğal felaketler geçiyor, bir pandemi süreci atlatıyoruz, kötü şeyler yaşıyoruz, belki bir cenaze görüyoruz, bir şey oluyor. Ama hani şakalarımız her zaman böyle hani kara da olsa biraz böyle farklı bir yerden de yaklaşsa bizi anlayabildiğimiz sürece güldürebiliyor. O yüzden hani bu benim için çok önemli bir şey bu noktada. Yani insanın korkmadan ne bileyim başka şeyler düşünmeden gülebileceği, sorgulayabileceği, konuşabileceği bir dünya aslında. Peki şimdi sen bu kalıpları ee, pek de sevmiyorsun. Daha önceden dinledim birkaç röportajını. İnsanlar demişsin zaten her yerden ötekileştiriliyorlar. Bir de bizim kuşağı Z diye alıp Tabii ötekileştirmeyin. Tabii ya insanlar artık doğdukları yıla göre bile yani bir gruba... Üye yapılıyor yani atfediliyor insanlara. Çünkü Z kuşağı dediğimiz zaman hepimizin kafasında aynı profil canlanıyor. <laughs> Abi çok demmiyorum ama Abi Z masa bile Z şeklinde <laughs> yani artık her şey Z yok X de varmış işte ondan önce de bir kuşak varmış onun adı da boomerlarmış yok şöyleymiş böyleymiş. Ama okey tabii ki yani birçok şeyi öğrendiğimiz bilgiyi bu bilgiler sayesinde pekiştiriyoruz aslında kafamızda. Öyle. Türkiye'de tam bu tabir edilen şekilde Z olmak, genç olmak ne demek diye sorsam sana. Sorumluluk. Bir de öyle bir sorumluluk ki insanların sizin bu sorumluluk kaygısını gütmenizden dolayı sinirlendiği bir sorumluluk. Ya bu senin derdin mi? Niye bunu düşünüyorsun da yani düşünmezsem de buna benzer bir şey olacak. Ya şöyle sorsam sana aslında belli ki kafada yoruyorsun. Kendine de dünyaya da belki ülkeye de. Z ne zannediliyor ve aslında ne? Z çok önemsenmiyor bence. İnsanlar göstermeye çalışıyor. Aynı benim yaptığım gibi. Önemsediğini göstermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki işte ya siz bizim geleceğimizsiniz şöyle yapalım. İşte ne bileyim bir seçim kampanyası yok şöyle yapacağız işte gençlere şöyle yapacağız vesaire falan. Hiçbir isteğimiz ne bileyim geleceğe ait kaygımız doğru düzgün giderilmiyor. Bizi rahatlatmıyor hiçbir şey yani. Ya tabii ki de benim tuzum kuru. Hani eyvallah. Ben bunları söylediğim için su suçlu ilan ediliyorum çoğu zaman. Hem kendi sosyal medyamda hem başka yerlerde. Yani niye konuşuyorsun ki falan. Bir de bu anlayış var yani. Niye konuşmayayım ki? Niye konuşmayasın ki? Evet. Ee, yokluğun içinden yokluğu seslendirilenlerin duyulmadığı bir ülkede. Belki hayatını yokluktan kurtarmış ve kazanan, çalışan bir gencin de onlar adına da konuşması aslında etki edebilir bir evet, şey olabilir. evet ve saygısız nitelendiriliyor çoğu. Geçmişte öyle şeyler yaşanmış ki bu ülkede. Z kuşağı bunu anlayamaz. Z kuşağı yaşamadan tabii ki de yaşamadan bilemeyiz. Bunların bir zamanda yaşanması, tekrar yaşanması gerektirdiği anlamına da gelmez ki. Bir şeyleri de konuşalım, düzeltelim yani. Biz kötülük istemiyoruz ki. Kim kötülük isteyerek konuşuyor zaten? Peki, niye seviyorlar seni sence? Farklı içerikler üretiyorum yani alışılmışın dışında her gün karşına çıkan şeyin bir tık daha apaçık, filtresiz bir şekilde geçiyor. Küfür etmiyorum. öyle bir filtre kullanıyorum. Samimi olduğumu düşünüyorum. Bir de hani sen de söyledin aslında. Hani baktığımız zaman sana umut vaat ediyorsun ya falan. Bu her ne kadar omzuma çok yük yüklese de bana. Hani böyle göründüğümün farkındayım. Hani bir insan gördüğü, karşılaştığı zaman hani konuşmak isteyebileceği belki bir Derdini anlatıp anlatmak isteyebileceği bir insanım. Bu zamana kadar da hep böyle oldu. Se sevmelerini anlayabiliyorum. Hani ne neden hoşlarına gittiğimi çok... Rahat çözebiliyorum aslında. Gerçekten dışarıdan da bir izleyici olarak böyle tanımlardım. Yani e, ben söyledim geldiğinde bu evet. arada belki Umut vaat ediyor. E, aslında dünya üzerine kafa yorması haliyle hoşumuza gidiyor. Çünkü Z kuşağı çok etiketlendi duyarsızlaşmakla, hissetmemekle. Oo, e, ama aslında ülkeye, dünyaya, kendine, gelişime bir şekilde kafa yoran gençler var bu ülkede onu gösteriyor. Ve evet pozitifliğin de yani ifadenden de geliyor ama her şey kutbuyla var olur. Yani senin tersin evet. pis midir mesela? Evet ya. Ha. Evet. Buna geçtiğimiz ay değil hani bir iki ay önce falan hayır derdim. Ben gayet çok pozitif bir insanım derdim. Ama hani sinirlendikten sonra ya da ne bileyim bir şeye gerçekten kim besleyebilecek hale geldikten sonra çok ciddi kötülük istediğimin farkına vardım yani. Daha sonra hani aa dedim ya böyle bir yanımda varmış. Neler söylüyorum, neler anlatıyorum. Eyvah, uzaklaşayım <laughs> buradan. Hemen server Tanilli okumaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bence insani olan bu. Yani da. mutluluktan ibaret bir hayat büyük ihtimalle ya hissiz olmamız anlamına gelir ya sarhoş olmamız Her anlamına şey gelir. Her şey çok böyle var çok doğru. Öyle, öyle gerçekten. Sevmeyen niye sevmiyor seni sence? Ne bileyim, pozitifliğimden çok rahatsız oluyor olabilir. Ne kadar kaygısız, gamsız bir adamsın falan diye ediyor olabilirler. Birine bakalım bence. Önünde bir kutu var. Bir tanesini seçmeni isteyeceğim sadece. Okay, Hakkında tamam. yapılmış bir eleştiri. Tamam seçelim. <laughs> Yapmacık bir karakter ve her dönem devletçi olan ünlü vibe'ı veriyor bana. <laughs> Asla eleştirmiyor mesela. İlla herkes her dakika eleştirecek mi kardeşim diyebilirsiniz. Ama insan böylesine kitle sahibi fenomenlerden aktivizm bekliyor. Fakat bu arkadaş sağlam bir apolitik. Çok özel bir yerden geldi bu soru. Ya böyle söylemesi bence çok yani haklı buluyorum. Okey. Çünkü istediği gibi sert bir dille yapılan yanlışlara eleştirmiyorum. Ama eleştirmiyor da değilim. Hani e, takip ediyorsundur biliyorsundur. Ben bu tarz konulara değinirim. Hı hı. Ee, sınav sistemi olsun, mülteciler olsun, ülkemizin yaşadığı diğer sıkıntılar olsun, ekonomik durumlar olsun. Ya yani bunlarla ilgili ses çıkartmadığım zaman zaten hani ya etrafından beslenen bir insan olduğumu söylüyorum. Hı hı. Dediği gibi sağlam bir apolitik olduğumu düşünmüyorum bu konuda. Hı hı. Hani özellikle de dolduruyorum bunların altını hı hı. çeşitli içeriklerimle. Sadece belki istediği kadar sert eleştirmiyorum. Ya yani o da benim mizacıma aykırı. Pozitif bir insan olduğum için. Hı hı. Bunu olabildiğince rahat yapmaya çalışıyorum yani. Sen bunu kendi dilinle yapıyorsun aslında. Bazı cümleler vereceğim. İlk aklına gelen ve içinden geldiği gibi. Bana bu hayatta en iyi gelen şey. Ailem. İnsanlar beni görsün istedim çünkü. Göstermek istedim bir şeyleri. Kendi çocukluğuma dönsem ona şöyle derdim. Devam. Bir gün herkes beni unutursa. Dostlar beni hatırlasın. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> bu hayatta beni en çok öfkelendiren şey. Hak yenmesi ya. Yalan. Ya i̇ki yüzü. Riyakarlık. Çok korktuğum zaman. Şaka yaparım. Hayatımdan, geleceğimden beklentim. Olması gerektiği gibi. Kendi çocuğuma asla şunu demem. Ağlama. Ne güzel cevap. Peki. Ee, benim hayatımda eksik olan şey. Psikolog. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> Berk dönüp baktığın zaman eski çocukluk fotoğrafları, anılar, ne bileyim varsa videolar. Sen kendi çocukluğunu seviyor musun? Hı hı. Ne seni, neyi seviyorsun onu? Ya, herkes gibi dertsizliğini, tasasızlığını, enerjisini seviyorum ya. Hani çünkü şu anda enerjiyim hala ama bunun biten bir şey olduğunu hissetmeye başlıyorum yavaş yavaş. Hani korkuyorum yani hani çünkü gerçekten böyle bir noktada bunun bitebileceğini anlama hissi bir tuhaf geliyor yani. O çocuklukta ne eksikti mesela? Onaylanmak galiba ya. Yani babam herkesin olduğu gibi bir baba problemi de vardı benimle. Konservatuvar sınavlarına hazırlanıyorum. Lise son sınıftayım. Yani babam çok destekler aslında. Hani aslında çok güzel destekler görünür. Yani özellikle dışarıya karşı. Ama arka planda tabii ki daha böyle gelecek planlama tiyatrocular, ne bileyim aktörler bunların genel çektiği sıkıntıları görmüş bir insan olarak çocuğunun da bunları yaşayacağını düşünmesiyle beraber yanlış bir iletişim yoluyla yaşadım bunlar. Hani bana o şekilde aktardı. Benden konservatuar sınavlarına girmek istiyorum. Gizli hazırlanıyorum tabii ki. Bir gün yakaladı işte gizli gizli gittiğimi tiyatroya, devlet tiyatrolarına falan. Ben o günden sonra eşit ağırlığa hazırlanmaya başladım. Hukuk tamamen bitti bütün dünyam kayboldu yani gitti. Ben hep şans verdim babama hani konuşabilmek için. O kadar güzel şanslar verdim ki bu arada ama o hep böyle benim bakmadığım, görmediğim baba olunca anlarsın bakış açısıyla yaklaştı bana. O yüzden çok iletişim kuramadım. Aslında şöyle de düşünüyorum ya. Hani aklıma ne geldiyse zaten hep antitezini de kafamın içinde ürettiğim için ya babam beni bu kadar zorlamasaydı bir şeylere ben oradan bu kadar rahat kaçamazdım. O videoları çekemezdim evin içinde sessiz bir şekilde. Kendimi balkona kilitleyip canlı yayın yapıyordum falan böyle. Öyle şeyler var. Bastırılan şey daha kuvvetli çıkmaya müsait bir taraftan. Evet, evet. Ee... Yani aklımda tek bir soru kalıyor. Bunu bilerek mi yaptı Aha. yoksa bir şeyler yolunda mı gitti? Hani. <laughs> <Değil> mi? <laughs> Sadece kendinle ilgili bir şey söylemiyorsun. Kendi hikayeni anlatıyorsun ama bugün birçok evde bu diyaloglar Kesinlikle. hatta çocukların, gençlerin konuşamadığı monologlar dönüyor dolaşıyor hı hı. bir taraftan. Ama artıyor abi ya. Hani konuşmaya hı. başlıyor insanlar ve çok mutluyum. Öyle yani. gerçekten. Doğru. Çok mutluyum. Değişiyor işte. Evet. Belki Z etkisi Ben bunu kardeşimle gördüm. Yani Nasıl? kız kardeşim benim tam zıttım. Hı hı. Yani ne özelliğim varsa hepsini zıttı. Arkadaş yalnız pozitif, negatif, yalnız sert, işte böyle sivri dilli. Babam şu an kedi. Yani <laughs> bambaşka bir insan. Ha. Milli güreş bu arada benim babam. Kocaman bir herif. Yani yanında hem çok güvende hissedersin, hem de çok tehlikede, gergin hissedersin. Yani çünkü öfke problemleri de vardır böyle. Bambaşka bir insan olmuş böyle. Kederim. Nasıl yaptın ya? Ne yaptın bu adama falan? hani Bir yerlerde bence kırılıyor bir şeylerde. Haliyle. Yani, ee, Kardeşlerde birazcık daha çıkıyor onun karşılığı Hı -hı. geliyor. Ee, babaya buradan çok selamlar bu arada. Milli güreşçiymiş. Ekstra selamlar aynı zamanda. Ee, <laughs> Psikologun korku dolu anları. Allah'a emanet olsun. <laughs> Baba bu soru problem yok ya. Gel bir de seni de ağırlayalım. Bak lütfen. Yıllardır ısrar ediyorum. Lütfen ya. Deli <laughs> miyim öyle. lan ben? Ee, o kadar hayatımızdan diyaloglar ki bunlar. Evet. Şunu belki söyleyebilirim. Ruh sağlığı uzmanı kimliğiyle gözlemleyen biri olarak yıllardır gençlikle ergenlikle çalıştım. Ee, işini çok severek yapanlar ayrı ama e, gerçekten akademik olarak ancak bunu yaparsan saygı görürsün denildiği için işte o sınav sistemi puana odaklanmak ama gelecekte bu benim hayalim mi diye düşünmemek <laughs> e, gibi kısımları maalesef biz de seanslarda görüyoruz, gözlemliyoruz. Belki böyle de sen bunu mizahla anlatmışsın elbet ama çok da konuşulmayan ama çok konuşulması gereken bir mesele işte bu akran zorbalığı denilen kısım. Evet. Ee, sen bunu gülerek anlatmışsın ama az dayak yemedim lisede diyorsun. E tabi. Bugünkü halinle o 15-16 yaşındaki çocuk olsan bunlara karşı nasıl davranırdın? Yani babamla daha yakın. <gülüyor> 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 Babam çok istedi güreş yapmamı benim. Yaptım da hani zar zor gittim yanına 3 yıl falan ben babamın yanında. Gittim ama hiç böyle hayatımın bir parçası haline getirmedim. Muhtemelen kendimi savunmak için artık öyle yapmak isterdim yani babamla daha yakın olurdum o, o noktada. Peki. İlk videon neydi? Galiba sonsuza kadar sendeleyen bir adam. Ampul takmaya çalışıyor. Daha sonra takamıyor, düşüyor. Ama düşmüyor tam. Öyle bir adam görmüştüm. Hani sendeliyor herif ama o kadar iyi toparlıyor ki kendini. Düşmüyor bir şekilde. İl sınırına kadar düşmeye çalışıyordu. Öyle abartarak böyle bir şey çekmiştim. Ama anlamı var. <laughs> sonsuza kadar sendeleyen bir adam. <laughs> Doğru. Biraz da hayat gibi yani. Evet evet aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Ya, eminim ki bunu düşünerek yapmadım ama. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yorumladın. Teşekkür ederim. Peki. Şöhret seni şımarttı mı? Değiştirdi. Şımartmak denmez ona da. Yani çünkü şımarık bir insan olduğumu düşünmüyorum. Memur çocuğuyum. Ne kadar şımarabilirim? Yani her şeyim var. Ne güzel. Kötüsü mü var? Var ama yani tamah edebiliyorum. O, o özelliğimi çok seviyorum. Ama harcarım da. Para da harcamayı severim. Yani arkadaşlarıma, aileme, kendime, yap çok böyle severek yaptığım bir şey. Beni bu konuda değiştirdi. Eskiden biraz daha böyle hani e, cimri denmezdi ona. Ya böyle çok düşünürdüm bir şey yapmadan önce. Artık hani bu ün, şöhret öyle tanımlarsak benim hani bazı şeyler artık daha az düşünüp aksiyon almaya yöneltti beni özellikle para konusunda. Tam aslında cevabını da biraz verdin ama para seni bozdu mu diye soracağım değiştirdi ya para para beni değiştirdi yani daha iyi bir insan yaptı mı daha yardımsever olmamı sağladı daha böyle ne bileyim iş bilici olmamı sağladı ya yapımcılık yaptım abi ben kendi programımda para bu noktada insanlarla olan ilişkimi yönetmemde çok ciddi bir araç haline geldi o anlamda kattı bana yani sen olarak. parayı alıp aslında hayallerine birer araç olarak araç, kullanmayı kesinlikle. da e, yaptığını söylüyorsun. Peki belki şunu da sorayım. Yani e, bunu yapmıyor olsaydın böyle bir alternatif bir yaşam. Sen hiç video çekmemiş olsan bu kadar insan bir sanıp seni tanımıyor olsaydık sence senin hayatın nasıl ve neyle devam ederdi? Muhtemelen hukuk fakültesi son sınıftaydım şu an hazırlanıyor olurdum. Burslu olduğum okuluma ve artan fiyatlara isyan ediyor olurdum. Yine video çekerdim o an. Hani Artan fiyatlarla ilgili bir şey yapardım. <laughs> Kesinlikle bir şey yapardım. Yani. Aha, aha. E, demişsin ki üst kuşaklara bir sesleniş bu. Sanırım dünyayı çok kötü bırakmışsınız bize. Gerçekten yaşanılmayacak bir yer. Evet ya. Abi ama öyle değil mi? Yani <laughs> Öyle. Biraz suçunu kabullenmek ister misin? <laughs> Birazcık da senin çakralarımı açsak, senin çocukluğuna mı insek acaba? Neler yaptın gençlik için? Abi, hiç düşündün mü bir gün 20 yaş 22 yaşında biri gelecek karşına oturacak. Mutlu musun diye soracak sana. Çok eksik bırakmışımdır elbet. Çok yanlış yapmış. Abi gözünü seveyim böyle bırakılır mı ya? <laughs> yok ya tabii hani işin şakası o tabii de. Eskiden İstiklal Caddesi diye. Diyorum bırakıyorum size bırakıyorum artık yani. Bir bakın ya ne kadar güzelmiş. Benim orada yürümeye hakkım yok muydu ya? Benim o parkta gezmeye, benim o konserlere gitmeye benim ne bileyim emekli maaşıyla ev almaya hakkım yok muydu ya? Var da elbette. Var da Ben burada özellikle şunu da söyleyeyim. yani O kadar çat çat soruyorsun. İyi ki de soruyorsun ki. Biz bazen özellikle çocuğumuz, kardeşimiz neyse o kuşaklardan biri bizlere işte bunu nasıl böyle yapabildin dediğinde çok hızlı savunmaya geçiyoruz. İşte benim koşullarım şöyleydi, hayatım böyleydi ya da işte sen daha iyisini yap vesaire gibi evet. bir yere geçiyoruz ama... Aslında bir durup önce ben bir hata mı anlayayım neyi yaptım diye bilmemiz lazım. Ee, bunu çok geç fark ettiniz abi ya. Doğru söylüyorsun. <laughs> doğru söylüyorsun. Bizim kuşaklar eleştiri almayı, hele kendinden küçük olanlardan eleştiri almayı öğrenemedi ya da geç öğrendi bir taraftan. Doğru ya yani bunu çok rahat gözlemleyebiliyorum. İnanılmaz rahat gözlemliyorum yani çok belli bariz bir açık bu. Bir, birkaç sorum var ülkeyle ilgili. Ee, aslında ülkeye dair duygularınla ilgili. Bu ülkede en çok ne kızdırıyor seni? Yapamamak. Peki en çok ne mutlu ediyor? Yapmak. <gülüyor> <gülüyor> en çok ne korkutuyor? Benden sonraki nesle kötü bırakmak bir şeyleri. Yani kız kardeşim, kız kardeşim korkutuyor beni. Ona güzel şeyler bırakamamak. Peki ne güldürüyor en çok bu ülkede seni? Absürtlük. Ne üzüyor en çok? Aile ya. Aile çok üzüyor. Yani hem en çok onu seviyorum hem de en çok o üzüyor. Bir memleket fotoğrafı gösteriyorum e, konuklarıma. Sana bir harita göstereceğim. Kadın Cinayetleri platformundan, Kadın Cinayetleri Ork'tan aldığımız bir e, harita bu. Aslında sayılar var üstünde. 10 yılın Kadın Cinayetleri haritası. Aslında bu da yılda en az 2500 kadının öldürüldüğü, günde en az bir kadının öldürüldüğü bir düzene denk geliyor bölgelere, şehirlere göre de. Ama bir taraftan böyle haritasal ya da istatistiksel bir şey göstermekten dolayı Böyle konularda e, bir boğazım düğümleniyor çünkü insan canı sayılardan ibaret değil. E, yaşam hakkından aslında insanların yaşam hakkının elinden alınmasından bahsediyoruz. Gördüğümüz, duyduğumuz kadın cinayetleri, şiddet olayları ile ilgili senin duygun ne? Özellikle hani bir kadının böyle şeyler karşısındaki savunmasızlığı, ifadesizliği o kadar basit bir kural ki yapmayın demek bile insana kötü hissettiriyor. İçin içerisine hak dahil edebileceğimiz bir konu değil bu yani. Bir insanın hayatından bahsediyoruz. Elinden alınmasından bahsediyoruz. Ve abi bu 2 artı 2 4 gibi bir şey yani bunları neden konuşuyoruz? Bunları lütfen. Hala bunu protesto ettiğimize inanamıyorum. Bunu yapmayalım ya. Bu cidden çok kötü bir şey. Şeyi de belki söylemekte fayda var. Kadına şiddet erkeğin yetersizlik hissinin sonucu olan aslında kadını çaresizleştiren bir durum. Ee, şiddet gösteren bir şekilde şiddet mağduru geçmişinde. Doğru. Bu aileden başlıyor, eğitimle devam ediyor. Toplumsal sosyal politikalar işlenmesi gerekiyor bu konuda. Sistemin değişmesi gerekiyor. Koruyacak anlaşmalara, sözleşmelere ya da yasalara ihtiyaç var. Kesinlikle. Daha fazla. Ee, ve bunun yanında aslında bu bir iktidarsızlık, güçsüzlük örneği. Şiddet, güç gibi gözükürken. Ee, ama dediğim gibi eğitimin arttığı yerde umut daha fazla var. Bence de bundan sonrası için. Ee, konuklarıma kendi çektikleri videolardan özellikle senin gibi göz önünde olanlardan bir e, video gösteriyorum. Kendine bak ve kendinden karşı duyguna bak isteyeceğim. Bir kısa da özetleyeyim video izleyen çok var ama özellikle e, Türkiye'deki mülteci meselesinin devam <laughs> ettiği süreçte hı hı. Türkiye'de sokaklarda dolaşan e, kadınların videoları paylaşılmaya başlandı bir dönem. Evet. Bunu sadece mülteciler yapıyor diyemeyiz elbet ama o dönem bununla ilgili bir tepkisellik de oluştuğu dönemde. Berg bir video çekti. Ben de onları çektim başlığıyla. Hep beraber bir bakalım. <gülüyor> 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 o da böyle çekti. Ne diyorsun? Bugünkü baktığın Of zor ikna ettim ya. <laughs> of abi çok... Ya çekerken eğlendim tabi de. Yani bir noktada da can, can, sıkıyor abi ya. Hani ya tamam hadi humanist olalım. Hadi bu insanlara kucak açalım, kucaklayalım. Ya kültür dediğimiz bir şey var ya. Bu ya saygılı oluruz biz bile ne bileyim kümülatif bir şekilde hadi toplaca bir ülkeye gitsek ne bileyim bazı şeylere dikkat ederiz gibi geliyor abi. Yani o kadar sınırı aşmışlar ki bazı yerlerde. Yani Lar demek doğru değil kesinlikle. Yapanları var. İnsan olarak bakıyorum hepsine. Ya ben de zaten onlardan rahatsız olarak yaptım bunu. Belki yaptığım hani ırkçı bir hareket gibi gözükmüş olabilir öyle yorumlar da aldım ama benim rahatsız olduğum nokta çok daha başkasıydı. Hiç kimsenin ana vatanına ya da yaşadığı problemlere yönelik bir saldırıda bulunmadım ben. Hani ne yapıyorlarsa ben de onlara yapmaya çalıştım. Bir şekilde yanına yaklaşıp hani bir şeylerin ters olduğunu hatırlatıyorlar sana. Hani Yanlış gittiğini, bir terslik olduğunu hissedebiliyorsun. Belki umutlu musun? Hem mutluyum tabii. Ki. Hep bir umut var. Heh. Her zaman. Kendi kuşağından da, gelecekten de. Kesinlikle, mutluyum. <laughs> ne kadar umutlu da söyledin ifade olarak, <laughs> orayı kaybetmeden. Önünde bir kum saati var. Ben sana geldiğin için teşekkür edeyim. Rica ederim. Ee, ben anladım. teşekkür ederim. İyi ki tanıştık da. Lütfen görüşelim de aynı Lütfen. Evet hocam görüşelim. Görüşelim tabii <laughs> ki. Son söz sende. Berk olarak belki bir Z temsilcisi olarak gözümüzün içine baka baka aslında bu kuşak ne istiyor, ne bekliyor, hı hı. neye itiraz ediyor? Bir dakika boyunca onu anlat isteyeceğim. İfade etmek istiyor, konuşmak istiyor, bir şeyleri dile getirmek istiyor, değiştirmek istiyor, yeniden inşa etmek istiyor. Ve bütün bunların yanında bunları kolay bir şekilde yapabilmek istiyor. Bu da eksikliklerinden biri. Her şey hiçbir şey kolay değil. Özellikle de karşımızda sürekli geçmişinden ve eskiden yaşadığı zorluklardan bahseden insanlar olduğu, olduğu müddetçe. Biz bunun farkındayız. Genel olarak her şeyin farkındayız. Bizim sadece birazcık bize güvenmenize artık ihtiyacımız var. Konuşmaya çok ihtiyacımız var. Keşke bu birazcık daha fazla olsaydı. Çünkü gerçekten bakın konuşmaya çok ihtiyacımız var. <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> Bu böyle olmaz. O öyle değil. Bugün size böyle mi dediler? Desinler. Yarın öyle diyecekler. Bırakın desinler. Siz kendiniz olmaya devam edin. Boş 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 böyle şey şeyler söylüyorum. Kendinize kendinize inanın, güvenin. Mesela çok da söyleyecek bir şeyimiz yokmuş arkadaşlar. Bakın biz de bazı şeylerin farkında olalım. Önce kendimizi eleştirelim. Sonra insanları. Teşekkür ederim. Rica ederim.